Hiç bakmaz gözyaşına. En zayıf anımda hep çıkar karşıma. Acılar, sancılar, seninle ve sen tek başına. Acılar, sancılar, seninle ve sen tek başına. Hiç bakmaz gözyaşına. En zayıf anında hep çıkar karşıma. Dertler, sıkıntılar, seninle ve sen tek başına. Dostlarımızla paylaşıyoruz. Tabii ki. Efendim, önemli olan güzellikleri yapıp insanlarımızla sunmak. İşte böyle de 50 tane albüm oldu. Tabii. İşte tabii. Burada stüdyoda, burası bizim Kotpik. Evet. Kotpik'te üretiyoruz. Süper. Paylaşıyoruz yıllarca. Bu bestecimin de bir anısı var. İntihar eden öğrencime, Yavuz Çetin'e yapmıştım biliyorsun. 30 yaşında köprüden attı oğlum kendini. Çok üzüldüm. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değerdir. Değer kesinlikle. Mücadele etmek bile bir güç. Tanrı'nın bize verdiği güç, o gücü sonuna kadar kullanmamız lazım. Emanet taşıyoruz hepimiz. Bize ait değil ki. Bu can tabii kimin? Tabii ki. Yaradan'a tabii ait. Ki, tabii ki.
Biz o canı bakmakla mükellefiz. Ve geliştirmekle mükellefiz. Bu da insan sevgisinden geçiyor işte. Allah'ın yarattığını sevmek. Onun için müzik bu uğurda gerçekten çok büyük bir yardımcı. Ne kadar önemli. Yani çok büyük bir yardımcı. Sanat aslında bu. Evet. Çok büyük bir yardımcı. Güzel sanatın sanat güzel sanatlarının tamamı. Hepsi ne kadar mühim değil mi? Çok. Bizim ruhumuzu tekamül ettiren şeyler bunlar. Evet. Cancağızım şurada bakıyorum. İbrahim Tatlıses. O da büyük bir üstattır kendi canında. Allah şifa versin diyorum. Onun da bir albümüne çaldım biliyor musun? Burada şimdi görünce Yakamoz, oradaki perdesiz bana aittir. Öyle mi? Ve ne kadar sevinmişti ben ona. Ahmet Kaya'nın bestesidir. Biliyorum ona çalıyorum diye öyle sevinmişti ki. O Yakamoz'la ilgili onunla bir anımız vardır. Keşke gelse de konuşsak onları. Yani çok değer verir. Ya sanatçılara müthiş değer verir. Allah şifa versin. Allah şifa versin ama büyük kayıp yani. Müziği için çok büyük kayıp yani. Müthiş değil mi? Devam etmeliydi değil mi? O güzel ses çünkü kimse de yok yani. Türkiye'nin Pavarotti'si diyorum ben ona. Kesinlikle. Müthiş yani. Kesinlikle. O toprakların yetiştirdiği en büyük seslerden biridir İbrahim Tatlıses. Bence Pavarotti'den de çok farklı bir ses. Tabii yani, Türk müziğini bildiği için benim için daha evla yani. Tabii ki. Kaldı ki eğitimini alsa, operayı da oku. Hani diyor ya kendi lafı da Oxford Urfa'da vardı da okumadık mı diye yani. Selam olsun. Allah bazı insanlara gerçekten bu konuda ayrıcalık veriyor. Veriyor tabii. Kibariye gibi. Kibariye, ooo müthiştir. Şey gibi işte. Müslüm Gürses gibi. Müslüm Gürses'in aslında tabii çok büyük bir sesi teknik olarak sen çok da biliyorsun. Yani senin yanında gustosu, onun ruhu. Haddime değil ama. Rica ederim. Ama nasıl bir ruhtur? Onun hançeresi yeter. Nasıl bir hançeredir? O nasıl bir ruhtur? O nasıl yani bazı yabancı şarkıcılarda ben bunu görüyorum. Yabancıları bilmiyorum ama adamın söylediğini ben hissediyorum. Tabii. Ya burada çok dil önemli değil. Hiç önemli değil. Hisset karşıya yansıtmak. Yansıtmak önemli. Onun için işte bu İbrahim Tatlıses, Kibariye, bu Müslüm Gürses, Fatih Erkoç. Ne şarkı söylüyor? Ben Selami Şahin'i de çok büyük bir yorumcu olarak addediyorum. O da müthiş bir yorumcu. Evet. Müzisyenliğim. Ercan Turgut. Tabii bunlar çok önemli gerçekten. Bana gelen dostlarımın arasında Atilla Atasoy'u çok severim. Tabii. Eski dostumdur. Allah şifa versin. O da çok çekiyor ayaklarından. Evet, ayaklarından çok. Ondan sonra buraya mesela çok değerli gene bir efsanedir. Erol Büyükmüş gördüm geçen. Erol Büyükmüş. Resmini gördüm. Abimiz efsanedir. Tabii. Ersan Erdura. Efsanedir. Erol Büyükmüş bilmiyorum sende var mı? Bir kitabı var. Şöyle kalınlıklı bir kitap. Evet. Müzikte yaptığı ilkleri anlatıyor zaten tabii. Kitapta. Tabii yani vardır. Yukarıda. Madde o kadar madde. Şey, o kitapta tabii. Benim de isimden. Büyük duayendir. Büyük duayendir. Türkiye'de yaptığı ilkler inanılmaz bir şey yani. İlklerin adamıdır yani. İlklerin adamı yani. Evet. Bence onu çok ciddiye alması lazım medyanın. Çok. Bazen çok. Erol abiyi kızdırıyorlar. Kızdırıyorlar evet. Ben saksı mıyım diye böyle. Ben de kullanıyorum onu bazen. Ben saksı mıyım? Yani. Öyle mi? Gerçekten öyle. Bunlar hak edilmiş. Evet. Bunlar layık olan laflar. Tabii. Yani kimse gücenmesin, kimse alınmasın. Tabii, tabii ki hiçbirimize söyletilmesin bu laflar. Biz tabii, saksı mıyız? Tabii. Ama maalesef söyletmek, yani söylemek zorunda hissediyoruz bazen. Hani özellikle müzisyen geçmişi olan insanlara saygı duymak bir kültür meselesi ve tabii bu kültür Türk toplumunda maalesef yeteri kadar yok. Maalesef yok. Dejenerasyon yani, var. Tabii ki. Onun ona da geleceğim. Bu insanları bizim pamuklar içinde tabii. Saklamamız lazım. Değil mi? Bir Erol Büyükburçlu, bir işte Hurşit Yeni Günü, Bahabodroğlu'nu. Evet. Bu insanları hakikaten pamuklar içinde saklamamız lazım. Bahabodroğlu da ilklerdendir. Özellikle tabii. Bizim bu alın terimizin hakkı, telif haklarımızı almada çok mücadele etmiş. Pop savunma başındadır. Bahabodroğlu üstadı da selam olsun. Tabii ki hala benim iki albümümde o yapmıştı. Öyle mi? Tabii. Classical Gitar, World Pieces Classical Gitar. Onda yaptım. Nasıl severek dinledi. Kabe and Hicret diye de bir senfonik albümü yaptım. Tasavvuf albümü. O hep onda yaptım. Onun stüdyosunda yani. Harika. Ve zaten eski arkadaşımdır. Tabii. Osman İşmen'le dediğim gibi çok çalıştık. Değerli Osman. Bunlar hakikaten pamuklar içinde saklamamız gereken insanlar. Önder abi geldi. Önder Bali. Neler anlattı. Bu çok değerli dostlarımız geldi. Tabii. Zaman içerisinde. O da
arşivde değerlenecektir. Tabii. Şimdi buradan gene izninle devam ediyorum tabii, senin tabii, arşivinden. Tabii, tabii. Hem üstüne konuşuyoruz. Tabii. Şöyle evet bu kızımıza... Manken bir kız yazdınız. Onun Nilay Dorsa diye. Evet. Deniz Seki'ye benzettim ilk bakışta. Değil. Var onunla da resim var. Ona da üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani o kız yazı günah keçisi yaptılar değil mi? Değil mi? Çok yani. Üzülüyorum. Yani hakikaten bir... Nasıl bir kader yaşıyor kızı? Yani nasıl bir kader yaşıyor kızı? Ne kadar önemli. Ya. İnsanların beraberlikleri, birliktelikleri, zamanında evet. İşte ileriyi düşünmeleri. Tabii. Ne kadar önemli. Attığımız her adımın artık dediğimiz gibi hani normal yolda yürürken asfalt yolda izimiz kalmıyor ama biz bizden yukarılarda olan insanlarız. Bizim izimiz yüzyıllarca kalıyor. Onun için attığımız her adıma o kadar dikkat etmemiz lazım. Kahrediyorum yani o kız yazın günah keçisi olarak. Aynen. Kullanılmasına bir şey var. Evet. Allah yardımcısı olsun. Ben Allah Deniz Seki kardeşime buradan dua ediyorum. İyi de bir müzisyen yani. Tabii. İyi de bir besteci. Hakikaten çok ruhuyla hareket eden. Allah yardımcısı olsun. Ne diyeceğiz? Gerçekten. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey ne yapabiliriz? Hiçbir şey gelmiyor. Geçiyorum cancağızım. Bu da Manken Rafet El Roman'ın eşi. Eski çocukların annesi. Evet canım. Bu bizim Nurdan Torun. Evet Nurdan Torun. Türk evet o tabii. Solistimiz büyük solist. Oo canım ciğerime geldi. Seyyalimiz, Seyyal Taner'imiz. Hatta ben şimdi burada hemen Nurcan'cım ona Seyyal Taner'imiz yazıyorum. Bak internetin işte biz analog şeyleri anlattık. Işte. Yazıyorum. Bir de böyle ona seninle birlikte iki tane kalp gönderiyorum. Biri senin, biri oğlum. İşte Seyyal'i çok seviyorum. Çok ve hakikaten hani star gibi yaşayan Seyyal bir arkadaşımız. Star yani. Gerçekten star. Yani selam olsun. O da gelecek bana herhalde. Artık bir dahaki sezona kaldı. Yok gelir kesin gelir. Yani zaten Pop Salt'ta nasıl bir şov yaptık onlar. İyi mi yaptın canım tabii. Tek şovu biz yaptık. Evet, gecenin tek dansı. Dansı. Herkes şaşırdı bir anda. Evet. İşte spontane. Sanattan bu var. Tabii. Hani bana desek ya Bağ abi. Hadi dans edin. Hocam da... Çekilirim bir anda ya. Yani. Ne işimiz var. Ama o anda işte bestecilik de böyle bir şey. Tabii. O anda geliyor. Devam ediyoruz. Kızlarımız evet. Var burada. Bu bir televizyon çekimi. Evet. Televizyon çekimi. Evet. Devam. Evet. Televizyon. Evet. Yine kardeşlerimiz. Evet. Nüketimiz var burada. Nüket duruyor. Yanındaki de şey Suzan kardeş. Aha. Burada bayağı bir makyajı. Makyajı. Evet. 80'lerde onun oyunculuk gücünü de gördü herkes. Evet. 80'ler bize anlatıyor evet. İşte. Tabii 80'ler. Değil mi? Tabii. Birol çok... Ben özlüyorum 80'li. Biraz 80'leri anlatır mısın? Ya 80'ler işte benim işte gazetecilikte hani artık profesyonelce çalışmaya başladığım yıllar. İşte evet. Dediğim gibi 78'den 80 arası amatörlük ve acemilik dönemi diyelim. Tamam. Ama 80'den sonra artık Hey dergisinde profesyonelce evet, başladık hocam. Ve biraz sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Evet. YouTube'umuz 10 dakika oldu biliyorsunuz sevgili dostlarım devam ediyoruz.